Siz bir bant arkadaş mısınız? Arkadaş dediğin bel olur, bel olur, bel olur. Asıl Özgecan dedim, böyle olur, bel olur, bel olur. Enişte dedim, böyle olur, böyle olur, böyle olur. Kadın dediğin bel olur, bel olur, bel olur. Enişte dedim, böyle olur, böyle olur, bel olur. Özgecan dediğin böyle olur, böyle olur, bel olur. Asıl yenge dediğin böyle olur, yenge yerli olur. Tamam, kes, 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 kes. Tamam, tamam, tamam. Seslerini de kes. Öyle böyle olur, böyle olur, böyle olur. Okan Bey yok oradan. Ben biraz önce size sordum. Dedim ki siz bir bant mısınız dedim. Yarım kaldığımız yerden devam ediyorsunuz dedim. Bir bant mısınız dedim. Hala böyle olur, böyle olur, böyle olur. Devam ediyorsunuz. Eğer kısa tutmazsanız ve derdinizi hemen anlatmazsanız size bağlanmayız. Duydunuz mu? Duydunuz mu? Solak. Evet. Peki bağlanıyoruz Tarkan hayranlarına. Sen beni nasıl yayından alırsın sen? Sen nasıl yayından alırsın? Beni yayından nasıl alırsın? Sen bunu ayağını indir. Ayağını indir. Sen benim burada yapma böyle. Yaz geldi, ben istediğim gibi çorabımı çıkartırım. Sen sus. Tarkan hayranı olamazsın sen. Ben, Tarkan'ın senin gibi hayranı olamaz. Ben Tarkan hayranıyım benim. Madalyam var Tarkan'la ilgili. Neyin var? Madalyam, madalyam var Tarkan'la ilgili. Güzel, konu nedir? Anlat. Benim, Ebru Distown'la ilgili. Konumuz Ebru Distown'la ilgili. Bu kadın... Kendisinin bir sitesini yaptık. Sitesi. Ebru Destan sitesi. 100 konutluk. Bahçeşehir'in hemen dışında güzel bir site yaptık. Ulan hani bu aptal espriyi yapmayacaktınız? Ama bunu da yaptık Okan Bey. Bu kadının sitesini yaptık. Sitesi internet kanalı üzerinden. Evet. Ebru Hanım'ın ne kadar... Düzeyli, seviyeli, iç dünyasına ait ne kadar güzel resimleri varsa hepsini koyduk ve de kredi kartıyla girilebiliyor. Nasıl ya? Evet. Kredi kartıyla mı giriliyor işte? Evet, kredi kartıyla çekiyorsunuz, slip ve giriyorsunuz. Senin ismi Ebru Destan opbeni.com. Allah ne? Senin altın. Ebru Destan opbeni.com. Opbeni. Opbeni ne ya? Opbeni. Opbeni. Opbeni şu demek Okan Bey. Opbeni ya o. Evet. İşte ince o laneti kahretmesin ki o öğleri koyamıyorsun internette sanal alemde. O oluyor, op oluyor. Ebru Destan opbeni.com. Tabii. Kredi kartıyla mı giriyoruz? Kredi kartıyla girebiliyorsunuz. Şimdi girdiğimizde o kadar parayı ödüyoruz. Ne buluyoruz ki o sitede? Ebru Destan'ın ne kadar iç dünyasına ait düzeyli, seviyeli fotoğraf varsa orada... Düzeyli fotoğraflarını mı koydunuz sadece? Evet, düzeyli. E niye Ebru Destan'ın düzeyli fotoğraflarını görmek için kredi kartıyla siteye girelim ki? İşte işin enteresan yanı o. Neden olmasın? İzin aldınız mı Ebru Destan'dan? Yok, o işte o biyasa olmadı o. Yok, bunlar tamamen korsan. Peki sana hangi fotoğraf? Bir korsan. Sen bana korsan diyemez.
diyemezsin. Sen bana kostan diyemezsin. Ben sana bir kostan. Peki şunu sormak istiyorum. Neden Binnur Kaya'nın sitesini yapmıyorsunuz da Ebru Destan'ın sitesini yapıyorsunuz? Şimdi Binnur Kaya nın sitesini yapabiliriz. Var mı öyle düzeyli fotoğrafları onun? Binnur Kaya'nın bütün düzeyli fotoğraflarını şu anda araştırıyoruz ve aldığımız an Binnur Kaya nokta dutbeni.com. Yes. Bir dakika. Yes. Bir saniye. Ne var? Bir saniye Okan Bey. Salak. He. Bulamadım bir şey. Tam bir şey düştük. Kes. Bir ama. Bak. Kes. Ama. Kes. Demet Hanım. Demet Yurtsever İstanbul'dan arıyor bizi. Demet Hanım. Peki. Tamam. Sizi de ben çok beğeniyorum. Çok başarılı bir sanatçısınız. Fakat televizyonda kendinizi çok iyi kanıtlayamadığınızı düşünüyorum daha doğrusu. Çünkü bence bu ülkenin televizyon gibi bir şeye ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Yani hani bu bir tanıtım ya da ülke için gerekli bir şey değil. Bizim çok daha önemli şeylere ihtiyacımız var. Çok daha düzeltilecek daha önemli şeylerimiz var. Sizce bu ülke için televizyon ne kadar gerekli? Dediğinize katılıyorum bir noktada. Evet, Türkiye'nin çok daha ciddi şeyler yapması gerekiyor ama o bizim işimiz değil. Öncelikle Dışişleri Bakanlığı'nın işi, hı hı. Hükümetin işi bence. Eurovision Avrupa'da 50 yıldır yapılan bir müzik festivali aslında. Şu anda 43 ülkenin katıldığı, Avrupa'daki kültürlerin birbiriyle kaynaşması, Avrupa'daki dinleyicinin birbiriyle kaynaşması için yapılan bir müzik festivali. Ve bu festivalin sonucunda da bir yarışma var. Bu da her ülkenin televizyon izleyicileri tarafından oylanarak yarışmanın işte birincisi çıkıyor, bir sıralama çıkıyor. Bu birçok ülkede de festival havasında geçiyor aslında. Bazıları çok iyi müzisyenlerini yolluyorlar, bazıları yarışmayla dalga geçen şarkılar yolluyorlar ama temel oradaki hissiyat insanlarda bir show programı, bir eğlence revizyon. Müzik zaten aslında eğlenmek amaçlı çoğu zaman. Yani bir milli mücadele konusu değil. Değil, bir milli ama mücadele öyle, konusu değil. Evet, ki kaldı ki bunu yani birçok ülke işte bir kere kazanıyor, iki kere kazanıyor. Yani 43 ülkenin arasında çeşitli yine çeşitli etkenlere bağlı olarak bu sadece şarkı değil, sadece şarkıcı değil, ülkelerin siyaseti, dış politikaları çok önemli Eurovision'da. Peki biz kendimiz birçok şey, müzik de dahil olmak üzere birçok şey yarışıyor. Yani orada sizi gösteren rejinin o anda kameradaki hareketi bile sizin derecenizi etkiliyor. Bence olması gereken bir şey çünkü müzik dinleyicileri açısından bu keyifli bir şey. Televizyon izleyicileri açısından yine keyifli bir şey. Çok özel ve çok düzgün bir organizasyon sanatçılar açısından. Ki zannediyorum bir iki üç sene içinde Eurovision artık dünya çapında bir yarışma olacak. Bence Eurovision gerekli, olmalı ve biz bununla eğlenmeliyiz. Ayrıca da ama şunda milli mücadele mi? Asla değil tabii ki yani. Değil tabii ama öyle hani aylar öncesinden sürekli manşetlerde Eurovision. Bu da doğrudur. Yani o olacaktır ki biz oradaki sanatçımızı sponsorlarla destekleyelim. Çok doğrudur medyada takip edilmesi Eurovision'un. Kötü bir şey değil, yanlış bir şey değil bu. Dinliyorum peki. Yani ama şey yanlış. Kim temsil ederse etsin onun sırtına böyle fazladan yükler, yani yüklemek işte. Yanlış. Evet. Bu bir televizyon şovu. Evet. Muazzam bir televizyon şovu ve her sene bence diğer Avrupalı gençler gibi biz de eğlenelim yani bu kadar. Bir de mesela siz Türkçe şarkıyla katılmıştınız ve çok eleştirilmiştiniz. İşte Türkçe şarkı olur mu, İngilizce şarkı olur mu? Orada bir hatamız var, özür dilerim, düzeltmek durumundayım.